Evet, şimdi benim önericim temel strateji şöyle. Önce teşhis öncesi tamamlayıcı tip nasıl kullanılır? Teşhis öncesinin sebebi ne olabilir? Genetik bir dispozisyon, yani kişinin genetik şekilde pankreas kanseri olabilme olanağı var. Bu %5 civarında oluyor. Daha fazla mesleki yönden bir bağlantı olabiliyor. Şu anda bazı meslekler pankreas kanseriyle bağlanmış ama o kadar temiz bir resim yok. Diğeri ise tedaviden sonra bu iki stratejiye ben PP planı diyorum. Pre-post, yani tedavi öncesi ve tedavi sonrası ne yapabiliriz? Bu kolay. Çünkü saha temiz, ortada bu tamamlayıcı doğal maddelerin çatışabileceği ilaç falan yok. Bunun için burası kolay. Esas sorun tedavi sırasında ne gibi bağlantı, birleşiklik yapılabilir? Buna da yani terapi planı diyorum. Şimdi size bu planlarda ne gibi uygulamalar yapabiliriz? Bakalım. Önce önemli olarak epigenetikten bahsetmek istiyorum. Bu şu anda hayat bilimlerinde tıpta bir ihtilal yaratıyor. Ne demektir? Bütün olay genlerimizin sıralanmasından çıkıyor. Şu anda biliyoruz ki bizim 22 bin genimiz var. Ama sadece bu 22 bin genomumuzun, yani genetik materyalımızın sadece %2'sini temsil ediyor. Diğer %98'i bu genlerin regülasyonu ile ilgili. Bunun için bu beslenmemiz ve hayat stilimiz bu regülasyona etki yaparak kansere etki yapabilme potansiyeli var. Bu epigenetiğin kuvvetini anlamak için muza bakalım. Muzda 36 bin gen var. Muz da bir yaşayan bitki, meyve. 36 bin gen var. Bizim 22 bin genimiz var. Muz bizden daha mı akıllı? Değil. Ama muzda bu regülasyon yapan genlerden hemen hemen hiç yok. Demek ki muz olarak doğar, muz olarak markete gider, muz olarak alırız, muz olarak bitiririz ve orada iş biter. Halbuki biz hayat boyu hamur gibi genlerimizi yoğururuz. Bu yoğurmaya da etken yapan beslenmemiz ve hayat stilimizdir. Bir de bunu göstermek istiyorum. Epigenetiğin kuvveti. Burada bir kelebeğin kurtu ve kelebeğin pupadan, kozadan çıktıktan sonra şeklini görüyoruz. Ne kadar değişik ama genler aynı. Bu aynı tür hayvan. Ama kozada bütün genler tekrar regülasyondan geçtiği için bakın şekli ne kadar değişiyor. Bu epigenetik. Benim şimdi sizi ikna etmek istediğim konu bu epigenetik mekanizmalarla biz genlerimizi, yani vücudumuzu idare eden blueprint dediğimiz en temel seviyede sağlık durumumuzu değiştirebiliriz. Hocam, sözünüzü kesiyorum ama şimdi şu anda insanlar, özellikle mesela Türkiye'de, ben İstanbul'dayım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Ve insanlarda da şöyle bir tabii aynı zamanda hobi gelişti. Basit bir kan testi için bile dışarı çıkmak veyahut da işte laboratuvarın evinize gelmesi zor. Merak ettiğim şu, D vitamini seviyenizi bilmiyorsunuz. Alabileceğimiz safe, yani güvenilir bir doz nedir? Normal kişi için verelim. Kadın erkek fark ediyor mu? Kadın erkek daima fark var. Yani kadın erkek vücutları değişikliği olduğu için hormonal vücutlarımızın kimyasal dengesi, yani hormonal yapısı değişikliği olduğu için daima bu veriler değişiyor. Kadın erkek vücudu nun verdiği tepkiler her zaman aynı olmuyor. Evet, haklısınız tabii. Ben dedim, D vitamininizi çok kolay bir kan testiyle belirleyebilirsiniz ama şu anda dışarıya çıkıp bu testi yapamayız. Ne yapabiliriz? D vitamini yüksek olan gıdalara biraz ağırlık verebiliriz. Burada
başta balık, yumurta gibi besinler. Bu da tabii bir konu bir konuyu açar ya. Balık dedik, en iyisi tabii organik balık. Yani çiftlikten gelmeyen balık ki bir faydasını alacaksak en iyi şekilde alalım. Bu bence teraziye geldik yine. Yani şimdi ne yapıyoruz biz? Koronaya karşı veya kansere karşı terazinin pozitif tarafına balığı koyuyoruz. Yumurta ilginç. Yıllarca benim hekim arkadaşlarım bile yumurtadan uzak kalırlardı. Çünkü kolesterol yapar falan şeklinde. Son açıklama bu British Medical Journal'da açıklandı. Yumurta kötü değil. Günde kolaylıkla bir yumurtayı yiyebiliyoruz. Onun için rahat... Yanlış anlamadım değil mi? Günde bir yumurta derken haftada evet. 7 alınabilir mi yumurtayı? Öyle. Yani şimdi haftada 7 olur değil mi? Günde bir ise haftada 7 evet. Ama biliyorsunuz bir de şu anda devamlı almak herhangi bir şey iyi değil. Arada evet. Bir kaçırırsınız. Zaten herkes istese bile her gün ben yumurtayı çok seviyorum. Menemeni çok seviyorum. Ama her gün yemem imkansız. Bazen başka şekilde kahvaltı yapıyorum falan. Onun için yani her güne kadar kötü değil ama bence 3-4-5 falan iyidir. Başka ne alabiliriz? Benim şu anda çok tuttuğum propolis. Propolis biliyorsunuz arıların kovanlarına koyduğu bir madde. Arılar bu kovana niçin bu propolisi balda değil. Bu kovanın şeyi. Pardon, kovan değil, petek. Petek, evet hocam. Peteğe bu arılar bunu ekiyor. Yani arılar bunu bu polen şeklinde etraftan toparlayıp bal yaparken peteğe bu propolisi ekiyorlar, koyuyorlar. Niçin koyuyorlar? Virüs ve bakteriden korumak için balı. Yani tam bizim istediğimiz malzeme oluyor. Evet. Biz aynı şekilde propolisi de tutuyoruz. Evet, bunu çıkıp eczaneden alacaksınız. Artık bir şekilde halkımız nasıl yapabilir bunu düşünebiliriz. Diğeri de yine ben şahsi... Hocam, sözünüzü keseceğim. Propolis'ten konuştuk ama propolis'ten konuşulunca hemen aklımıza arı sütü de geliyor. Tamam. Arı sütü değil. Propolis'le ayrı, arı sütü ayrı. Ayrı ama o faydalı mı peki? Onu merak ediyorum. Şimdi biraz önce dediğim gibi burada çok ısrarlıyım. Bilgim yoksa öneri yapmak istemiyorum. Günün sonunda sıklıkla uğraşıyoruz. Yıllarca mesela ısırgan otudur, oydu budu konuşuldu. Ben çoğu zaman baktığımda delil yok. Şimdi bir hasta ile, bazı bir kanser hastası ile, şu anda ben pankreas kanseri üzerine büyük bir makale bitiriyorum. İntegre tıp uygulaması yönünde. Ve böyle bir hastanın, böyle ciddi bir durumda olan kişinin sağlığıyla evet bir noktaya kadar risk alabilirsiniz ama önce delil bazında risk alınır. Ondan sonra mecbur olursanız delil var mı yok mu? Nasıl derler? Denize düşen yılana sarılır gibi bir duruma gelebilir insan. Onu konuşmuyoruz şu anda. Bir de bahsetmek istediğim bu propolisin yanında yine bizim yani kişisel ben ne kullanıyorsam onu öneriyorum. Şey değil, havadan falan değil. Spirulina. Evet. Blue green algae. Yani yeşil mavi yosun algae. Bu da şimdi yosun ne oluyor? Yosun yabancı bir madde değil mi? Denizde çoğalır, büyür falan. İşte bu yabancı olduğu için bunu biz vücuda alınca o bağışıklık sistemini tetikleyebiliyoruz. Spirulina bu yönden çok çok faydalı. Yani bu bağışıklık sistemini tetiklediği için çok iyi biliniyor. O bunu da önerebilirim. Gerçekten böyle yeşil bir hap şeklinde kolaylıkla alınabilir. Diğeri de C vitamini. Bence vitaminlerin en süper olanı. Çünkü yıllarca ben C vitamini ile çalıştım. Vücudu çok güzel temizliyor genel olarak. O mop gibi.
ve en iyi haber yüksek tehlikeli seviyeye gelmiyor C vitamini. Suda açıldığı için onu idrar yoluyla vücut kolaylıkla fazlasını diyebiliriz dışarıya atabiliyor. Bu kadar. Yani onun yanında egzersiz çok önemli. O da bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutuyor. Şimdi görüyorsunuz herkes evlerde çeşitli türlü spor hareketleri icat etti diyebilirim. Evet. Dans olsun, masa tenisi olsun falan, hatta balkonlarda müzikler, çalmalar, oynamalar, çeşitli türlü durum var. Bu da bence çok önemli bir noktaya gelir. O da pozitif düşünme. Yani bu insanlar gerçekten ruhlarını, bünyelerini kuvvetli tutmaya çalışıyor. Beyinlerini kuvvetli tutmaya çalışıyorlar. Bu konuyu ele almak istiyorum kısaca. Ama ona gelmeden önce, biraz önce savaştan bahsettik. Yani işte koronayla biz savaşıyoruz şu anda. Hatta kanser için de bazen söyleniliyor, kanserle savaşıyoruz. Pek hoşuma gitmiyor benim o kanserle savaşmak. Ben kanserle yaşamayı öneriyorum. Konsept olarak aslında hocam, konsept olarak söylediğiniz çok doğru. Yani birisiyle yaşamayı öğrenmek, ama şu anda daha çok, çünkü çok ani gelişen bir durum olduğu için bir savaş durumu, ama diğeri çok, konsept olarak söylediğinize çok katılıyorum. Bu tecrübeden geliyor, delilden geliyor. İngilizce'de bir söz var. Belki Türkçe'de de aynısı var. Arkadaşını yakın tut, düşmanını daha da yakın tut. Çok doğru. Ne yapacağını bilebilesin, gerekirse hemen saldırabilesin falan. Son günlerde bu korona ile COVID-19 ile bu uğraş bir savaşa benzetildi. İngiltere'de Sol Paul Nurse diye Nobel armağanı almış bir meslektaşımız var. Bu kişi Dunkirk Savaşı'na benzetti. Korkmayı şu şekilde, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda bir İngiliz ordusu Fransa kıyılarında Dunkirk'te kısılmıştı. Ve orada onları nasıl kurtaracağız, nasıl geri getireceğiz diye ne yapıldı? Bütün İngiltere sahillerinden yüzlerce diyebilirim küçük kayıklar Fransa'ya açılıp o insanları, o askerleri toparlayıp geri getirdiler. Ve şimdi ne diyoruz? Ya bu test yapılması lazım. Yani Çin nasıl yaptı? Teker teker halkını didik didik böyle edip takip etti, kontrol etti ve sonunda virüsü yendi demesek bile bir noktaya kadar kontrol altında aldı. Şimdi Sir Paul dediği söyledi, diyor Dunkirk'te olduğu gibi herkes bu işe sarılsın. Ben mesela şimdi evdeyiz. Geçen gün okuldan mesaj aldım. Bizim moleküle biyolojide kullandığımız PCR makinesi var ki bu virüsün teşhisini yapacak bir alet. İzin istediler. Hocam bu aleti biz açabilir miyiz devlet kullanımına? Tabii dedim. Hatta saf malzemelerimizi de ortaya koyduk falan. Yani biz de küçük bir gemi kayık halinde bu işe katkı koyduk. O gerçekten savaş gibi bir durum var. Ben evet. Kıbrıs olduğum için savaşta büyüdüm. Bu tutum bana çok şey geliyor. Yani mantıki geliyor. Şimdi pozitif düşünmeye geleyim. Şimdi yıllarca konuşuldu. Yani pozitif düşünmenin sağlığa etkisi var mı? Sağlık derken kanser olsun, işte korona olsun, ne olursa olsun. Evet. Tabii tıp dünyası çok muhafazakar olduğu için bunu kolay kolay kabul etmedi. Ama ben de içinde olmak üzere pozitif düşünmenin iyi niyet olsun, şu enerji olsun, o şekilde bu şekilde zaten bilimde, yaşamda bir sihir var bence. Bilmediğimiz birçok şeyler var. Ha, şimdi biraz önce ne dedik? Delil yoksa ben savunamıyorum, savunmak istemiyorum hiçbir zaman. Bunun delili şimdi gösterildi.
geçen yıl Nature dergisini bilirsiniz. Dünyanın en meşhur bilimsel dergisi, orada büyük bir makale şöyle bir deneyi gösterdi. Deney farelerde yapılıyor. Bu gibi deneyler biliyorsunuz önce hayvanlarda yapılır. Ondan sonra detaylar elde edilince insana uygulanır. Deney şu. Farelerde iki ayrı fare grubunda iki değişik tümör oluşturuluyor. Birisi melanoma, yani cilt kanseri, çok agresif bir kanser. Diğeri de akciğer kanseri. İkisi de agresif. Bu tümörler büyüyor. Bunlar insan tümörleri. İnsan tümörlerini farede büyütüyorsun. Günlerce büyüyor falan. Bu büyüme sırasında beynin ventral tegmental area, VTA bölümünü stimüle yapıyorlar. Evet. Bu VTA bölümü beynin ön tarafında mükafatlandırmakla ilişkili bölümü. Yani kendinizi mutlu etmek isterseniz, mükafatlandırmak isterseniz beynin bu tarafı stimüle oluyor. Evet. Bu stimülasyon sırasında ne oluyor? Tümörlerin büyümesi hemen yavaşlıyor, azalıyor. Ve bunu Nature bile, bu en ciddi dergi, pozitif düşünmeye bağlıyor. Zaten makalenin açılış cümlesi bu. Yıllarca pozitif düşünmenin kansere karşı, bunlar ciddi agresif kanserler. Konuşulmuş, tartışılmış, inanan var, inanmayan var ama genellikle tıp dünyası bu gibi fikirleri dışlıyor. Ama şimdi bakın, gerçekten beyin durumu, stimülasyon durumu tümörün büyümesine etki yapabiliyor. Ve tabii o noktadan, pardon bitireyim, hemen kimyasal bazına gelebiliyoruz. Çünkü o ventral tegmental area'yı stimüle yapıp salgılanan kimyasal dopamin, yani zaten işte bu mükafatlandırma ile bağlantılı olan sinir mesajcımız. Hocam gerçekten çok enteresan noktalara değiniyorsunuz. Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istemiştim. Bu siz hep delil bazlı konuşuyorsunuz tabii bir bilim insanı olarak. Ve bu çok önemli. Biliyorsunuz ben de aslında gazetecilik background'unda endüstri mühendisiyim. Termodinamik konusunda doktorasını yapmış. Aslında bilim background'undan gelen bir haberciyim. 20 yaşından bir yana hocam transcendental meditasyon yapıyorum. Daha sonraki yıllarda bu meditasyon, çok farklı meditasyonlar oldu. Enerji, ruh ve beden çalışmalarında yoğun eğitimler almış birisiyim. Aynen söylediğiniz gibi meditasyon sonrasında yapılan incelemelerde kişinin, ama sürekli meditasyon yapan, yani hani bir gün yapıp bir gün yapmama şeklinde değil mi? Hayatını bir ritüel gibi koyan kişilerde beyin dalgaları bile farklılaşabiliyor. Yani alfa, beta, delta, theta dalgalarında çıkışlar yaşayabiliyorsunuz, kendinizi daha kontrolü alabiliyorsunuz. O yüzden söylediğiniz pozitif düşünme, mindfulness veyahut da bu konulardaki olumlu yaklaşımlar şu söyledikleriniz bütün her şeyle çok örtüşüyor. Yani aslında biz belki dünya genelinde ilk defa bütünsel bir yaklaşım içindeyiz. Daha önceki yıllarda bir takım işte virüsler veya hastalıklar hayatımıza girdiği zaman daha böyle sentetik demeyeyim ama tradisyonel yaklaşımlarla hep bir şekilde ilk tedaviler yapılıyordu. Ama söylediğiniz gibi bütünsel bakıldığı zaman şimdi aslında insanın bir bütün olduğu, yani organ bazlı değil, enerji, ruh, mental, hepsi içinde çok büyük bir aslında. Şimdi ben böyle pozitif noktada toparlamak istiyordum bu söyleyişimizi ama çok size ilginç değil, ciddi konulara değiniyorsunuz. Başta şüphe yok. Bu meditasyonun, mindfulness'in sadece beyin dalgalarına değil, beyin yapısına yaptığı pozitif etki. Çünkü sizin gibi ben meditasyon yapmıyorum. Başka şekilde beynimi aktif tutuyorum. Böyle kişiyi şimdi ne mümkün? EBR var. Böyle bir kişiyi MR'a koyup hemen beyindeki meditasyon öncesi, meditasyon sonrası farkı görebiliyorsun. Tabii siz dediğiniz gibi o
yapısal değişiklikten tabii bu dalga değişiklikleri de görünüyor. Katılıyorum size ve faydalı olduğundan şüphem yok. Bunu ben kanser hastalarına da öneriyorum. Tabii bunun yanında yoga var, çeşit türlü aktiviteler falan var. Hocam, şimdi... Bir de şuna denk gelmek istiyorum. Çünkü full yapıya değindiniz değil mi? Evet. Senin söyleyişlerin çok sadece çok böyle hoş değil. Bilimsel bir bazınız olduğu için çok derin soru soruyorsunuz veya ödevinizi iyi yaptınız diyeyim. Her neyse, şu anda tıp dünyasında sosyal reçete diye bir olay var. Sosyal reçete. Bu evet. Nedir? Siz doktora gidiyorsun, aile doktoruna. Bir tarafınız ağrıyor veya ne bileyim ben bir hazımsızlığınız var, o var, bu var. O diyor bana çocukluğundan bahset, işinden bahset, ev durumundan bahset. Yani şeye gelmeden sorunu incelemeden, sorunu ele almadan önce sizin sosyal kişiliğinizi arkadaki perdeyi anlamak istiyor. Ve sonunda da size sosyal reçete yazıyor. Yani git sen işte arkadaş grubunla kardeşini ara, ailenle ilişkini doğrult, bu şekilde yaşa ki nereye geliyoruz döne döne bu ortamın. Şimdi biz biraz önce beyinde yapılan deneyden bahsettik. Şimdi bahsettiğimiz aynı düşünceyle, aynı prensiple dıştan o beyin aktivitesini bir yere getirip aynı etkiyi alabilmek. Kanser olsun veya ne sağlık sorunu olursa olsun. Tabii hocam, bu noktada siz konuşmamızın başında bizi izleyenlere söylediğim gibi aynı zamanda nörobiyoloji profesörsünüz. Bir de tabii nörotransmitterler olayı var. Yani nörotransmitter ve insan bünyesindeki network. Nörotransmitterler işte dopamin, serotonin, oksitosin. Bütün bunlar dengede olduğu zaman, bütünsel dengede biz daha merkezli, daha sağlıklı, belki bir şekilde hastalıklara karşı da daha dirençli hale geliyoruz değil mi hocam? Şüphesiz. Yani sizin saydığınız bu kimyasallar vücudumuzu, yani bizimle robotların farkı zaten. Evet. Biz neyiz? Et kemikiz. Robot da demirdir. Pardon. Biz et kemikiz, bir robot da sadece metalden yapılmış bir. Aramızdaki fark nedir? Kimyasal. Yani bizde çok zengin bir kimyasal yapı var. Kimyasal kontrol mekanizması var. Yeter ki dengesini tam tutalım. Hormonlar biliyorsunuz çok etkili, süper kuvvetli ajanlar. Yani biraz dengeden çıksın, şahsı duman eder deriz böyle. Evet, değil mi? Evet. Bir de hormon dünyasında hormonlar bir zincir içerisinde. Birbirlerine bağlı. O hormon haritalarına bakın. Korkunç haritalar. Yani en bir küçük de olsa bir dengesizlik hemen dominolar gibi çoğalıp büyük etki yapabiliyor. Hatta beklenmedik bir yönde. Hocam bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde biliyorsunuz ben de bir basın mensubu olmama rağmen basın genelde ufacık bir şey çok yani büyütebiliyor. Ve bazen bir bilgi kirliliği olabiliyor. Şimdi bu noktada şunu merak ediyorum. Özellikle bağışıklık konusunda son günlerde zerdeçal, turmeric, zencefil, ginger, yeşil çay, green tea, bu tür unsurlar çok konuşuluyor. Bir yandan da şöyle başka bir paradigma var. Mesela bunlardan zerdeçal. Zerdeçal kanser konusunda, kanser araştırmalarında yoğun insanlara tüketilmesi öneriliyor ama acaba virüse karşı virüsü besliyor mu diye. Yani siz bu saydığım unsurlara nasıl yaklaşıyorsunuz hocam? Ne öneriyorsunuz? Çok yine önemli bir noktaya vardın. Zerdeçalı
Ben çok düşündüm. Biraz önceki listeme koymadım. Şu sebepten. Öyle mi? Zerdeçal'ın ana mekanizması, birçok mekanizması var. Ben zerdeçalı çok tutuyor. Bağımsız kansere karşı. Yani zerdeçal zaten tümerik belli bir noktada ilaç olacak. Yani gidişatı o. Ana etkisi ama anti-inflamatör. Burada dikkatli olmak lazım. Çünkü kanserde enflamasyon nedir? Vücudumuzun, işte bağışıklık sisteminin beyaz hücreleri, bizi koruyan o savaşan askerlerin zarar gören, yani o patolojik duruma gelen kanser gibi bir uğur gibi oraya akması demektir. Enflamasyon. Kanserde enflamasyon da iki taraflı bir madalyondur. Şu şekilde. Az enflamasyon kansere karşıdır. Çünkü o beyaz hücreler gelir, orada bir savaşır tümörle. Kronik enflamasyon, yani enflamasyon devam ederse orada kansere kanser hücreleri onu kullanabilir hatta. Onun için kronik enflamasyon kötüdür bize. Ve şu anda biliniyor ki mesela pankreas kanserinde bile aküt pankreatitis falan hemen kanserle bağlanabiliyor. Onun için zerdeçal kronik enflamasyona etki yapıyor. Evet. Onun için orada ben biraz dikkatli oluyorum. Yani bu teraziye geldik ya, acaba koyalım mı koymayalım mı falan. Tabii süper bir ajan olduğu için ve belli bir ihtiyaç seviyesine gelmişse kişi, o zaman alınabilir, düşünebilir. Ama benim saydığım ajanlar A listesi. Yani kuşkusu çok daha az, riski daha az şeklinde. Diğerleri için de yeşil çay genellikle iyi. Orada sorun yok. Zencefil, pek emin değilim ama genellikle onu tutuyoruz şüphesiz. Ama bir de şu var, yani hastaya ben çok yüklemenin anlamı da yok. Yani hiç veya şey koronaya karşı. Bence benim saydığım delil bazında mekanistik mekanizmalarını iyi anladığımız yöntemler şu an için yeter. Ama diyelim şahıs dışarıya gidip de vitamini testi yapamıyorsa veya propolis alamıyorsa da evde, mutfakta zerdeçal var, o zaman biraz olsun, yani şeye geliyoruz, denge meselesine geliyoruz, almakta zarar olmayabilir, tereddütle söylüyorum biraz. Bir de yeni bir sayfa açayım. Tıp dünyasında plasebo diye bir olay var. Evet. Yani plasebo, hastaya boş bir hap veriyorsunuz. Zaten kliniksel denemelerde bir gruba ilacı veriyorsunuz, diğer gruba da aynı hapı boş şeklinde veriyorsunuz. Yani böyle şeker hapı gibi falan. Plasebo, yani bu boş hap daima çalışıyor. Evet. Ama esas ilaç kadar çalışmıyor. İlaç çalışıyorsa tabii. Bu yıllarca bilinmiş bir şey. Şu anda bir de ilginç durum var. Plasebo'nun etkisi son yıllarda çoğalmaya başladı. Evet. Kimse bilmiyor. Acaba beyin yapımız mı değişti? Düşüncemiz mi değişti? Yoksa beslenmemiz mi değişti? Bir sinerji mi var? Bir şey mi var? Onun için o şahıs böyle dengeli şekilde o zerdeçalı alırsa ve nasıl böyle ikna olur ki biraz faydalı bir şey yaptı, belki de o düşüncesi bile faydalı olabilir. Evet. Ne yazık, ne yazık, ne yazık bu gibi soruların cevapları siyah beyaz değil. Ve bu şüpheniz olmasın, bu tıpın, modern tıpın geleceği. Çünkü artık beslenmenin, bu ek malzemelerin zerdeçal gibi çalıştıkları değerleri biliniyor. Şimdi nereye vardık ama nasıl kullanacağız? Yani birisi sana bir silah vermiş, sen bunu falan hastalığa karşı kullanabilirsin. Bu silahı nasıl kullanacağız? O durum.
Bir de arkasından gelen yine önemli bir durum, sorun var. Ben aynı zamanda ilaç alıyorum, kanser hastasıyım, kemoterapi alıyorum. Ama zerdeçal da almak istiyorum. Bunlar uyuşacak mı? Yoksa biri diğerini kesecek mi? Bu da çok önemli bir şey. Benim ileride planladığım, zaten şimdi yazdığımız bu pankreas üzerindeki makale bunu ele aldı. Pankreas kanserini integre tıp, integre bakış ile idare etmek. Nasıl idare edebiliriz ve onunla nasıl yaşayabiliriz? Hocam çok tabii önemli konular konuşuyoruz. O yüzden kesmek istemiyorum ama biraz önce bahsettiğiniz sosyal reçete yaklaşımı gerçekten çok önemli. Tıbbın aslında biraz da buraya doğru gitmesi gerekiyor ama tabii burada artık dünyaya şu anda baktığımız zaman 2020 dünyada bir takım paradigmalar değişiyor. Daha önce bildiğimiz inanç kalıpları da değişiyor. Ben hatta şuna da inanıyorum, biliyorsunuz birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Bu konularda çok araştırmalar yapan, bilhassa çalışan da birisiyim aslında. Bedenimizdeki, özellikle enerji bedenimizdeki duygusal blokajların bile ben bir şekilde fiziksel bedene yansıdığını düşünen birisiyim. Ve bu konuda zaten çok çalışmalar yapılıyor. Yani bu konuda deliller var, hatta düşünce gücüyle ilgili. Tabii bunlar da çok uzun konular. Ama ben özellikle sizin delile dayalı verdiğiniz D vitamini, propolis, spirulina ve egzersiz ve C vitamini çok önemli. Burada bir şey daha sormak istiyorum hocam. D vitamini olarak mı alınmalı yoksa D ve K vitamini birlikte alınca mı daha etkili oluyor? Genellikle kombinasyon tutuluyor şu anda. Bence orada sorun yok. Yani kombine şeklinde alınabilir. Bir de şunu diyeyim. Yani bu sorunun altından şöyle sezdim. Mesela balık yağı, omega 3. Değil mi? Onu listeye koymadık şu anda. O da süper. Öyle koydun mu hocam listeye? Koyabiliriz. Onu zaten ne dedik? Balık ye dedik. D vitamini yönünden. Zaten otomatik olarak orada omega'yı 3'ü de alabileceksin. Yıllarca dünya tartışıyor. Balık mı yiyelim yoksa omega 3'ün kapsülünü mü alalım? Yani sadece aktif maddesini mi alalım yoksa tümünü mü alalım? Şimdi bunu bilmiyor. Çünkü balıkta omega 3'ten fazla birçok daha aktif madde var. D vitamini de içerisinde. Belki kombinasyondur önemli olan. Bilmiyoruz. Yani deney yapılmadı, delil yok. Burada varabileceğimiz en sağlıklı nokta dünya yapısında epidemiolojidir. Yani çeşit, değişik toplumlara, alanlara bakıp kim ne yer, onlarda ne kanser olur veya olmaz. Ve bugün bütün tıp dünyasının tuttuğu en sağlıklı beslenme Akdeniz beslenmesi. Mediterranean diet, yani içerisinde de taze balık var, taze sebze, meyve, zeytinyağı, sarımsak, bu gibi şeyler. Yani oradan kolaylıkla mesajı alabiliyorsunuz. Bir de Çin, Japonya'ya baktığımızda orada hormonal kanserler, yani meme kanseri gibi, prostat kanseri gibi hormonla direkt ilişkisi olan estrojen, androjen çok az. Ve orada da hemen beslenmeye bağlayabiliyorsunuz. Bunlar büyük, derin çok konular. Önemli. Çok önemli hocam. Peki bu noktada ben bir şey daha soracağım. Omega 3 denildiği zaman, tabii bunlar genel baktığımız zaman ama altına indiğimiz zaman mesela omega 3'ün içindeki gene yağ asitlerinin de mesela EPA oranları. Siz, bu konuda hiçbir bilgisi olmadan kişiye, bir bireye, nasıl kombinasyonu öneriyorsunuz? Çünkü içerideki bilmiyoruz. Yani omega 3 ile omega 6'nın dengesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bana sorarsanız en iyisi, yani kolay olmasa bile, ana besine dönmek. Yani sen organik balık ye. Ama ne bileyim, Londra gibi, İstanbul gibi yerde yaşıyorsun, devamlı koşuşma içerisindesin, her gün haftada bir olsun balık yapamazsın falan, o zaman onu daha suni şekilde al. Zaten bütün mesele o. C vitamini için de bu geçerli. C vitamini portakaldan
narinciye dediğimiz meyvelerden kolaylıkla alabiliriz ama her zaman diyetimizi bu modern yaşamda dengeli tutamadığımız tabii, için kolay, ne yapıyoruz? Evet. Ek olarak alabilme durumuna geliyoruz. D vitamini de evet. Evet, şimdi bu listeyi ben röportajımızın sonunda izleyicilerimize tamam. tekrar paylaşacağım. Verdiğiniz liste D vitamini, propolis, spirulinal, yosun, deniz yosunu, evet. C vitamini ve omega 3. Bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Flaxseed oil, keten tohumu ya. İyi. İyi midir? İyidir. Harikasınız. Siz prostata karşı çok iyi tutuyoruz onu. Gerçekten hormonal çok iyi çalışılmış keten tohumunu tutuyoruz. Bunun yanında Nigella diye bir tohum var. Türkçesini bilmiyorum. Nigella mı demiştiniz? Evet. Çörek gibi, ekmek gibi pasta demeyeyim, üzerine sısam koyarız ya, siyah sısam bu. Siyah sısam. Bunun yağı da çok şey. çok faydalı. Yani bu liste çok uzun. Yani sabaha kadar bu konuyu konuşabiliriz. Ama her ajan için, her doğal madde için arkadan gelen soru delil. Delil ne? Delil derken bir de şunu söyleyelim. Çoğu zaman deneyler mesela bir petri dişte yapılır. Petride yapılır. Ondan sonra hayvanda yapılır. Ondan sonra insana bakarsın. Ondan sonra kliniksel deneme yaparsın. Yani bu delil derken ideal delil kliniksel deneme. Yani sigaranın akciğer kanserine yaptığı etkinin ispatlandığı gibi. Yani 10 bin kişiye bakarsın sigara kullanmamış, 10 bin kişiye bakarsın sigara kullanmış, hemen ortaya durum çıkıyor. Bu gibi çalışmalar yok bu ajanlar için veya çok az var. Ama olacak. Niçin olacak? Çünkü ihtiyaç var. İhtiyaç evet. var. Bir de hasta istiyor artık. Şimdi biraz önce korona ile diğer virüsleri falan biraz böyle tartışır gibi oldu. Evet. Şimdiki dünya ile geçmiş dünya değişikler. Şu anda bu medya üzerinden her şeyi, yani internetten her şeyi görebiliyorsun. Bugün evet. dünyadaki vakaları teker teker Johns Hopkins Üniversitesi biliyorsunuz her saat update yapıyor korona vakaları. Geçmiş yaşamda, geçmiş nesilde yoktu bu. Yani herkes evet. bilmiyordu dünyanın sağında solunda ne oluyor. Belki de kendi ülkesinde bile bilmiyordu. Ama şimdi o değil. Yani her şeyden haberdarız. Burada şöyle bir durum da var hocam. Yani ben kuvvetle savunduğum bir nokta var burada. Tamam. Şu anda bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Hı-hı. Hatta ben geçtiğimiz yıllarda bir röportajda şey demiştim. Andy Warhol çok ünlü bir sanatçı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak, meşhur olacak demiştim. Bunun diğer madalyonda gene diğer yüzü de tamam bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz ama aynı anda ciddi bir bilgi kirliliği de var. O yüzden sizin gibi çok değerli hocaların söylediği çok çok önemli. Mesela şu anda verdiğiniz liste gerçekten çünkü delile dayalı, en güvenilir ve minimal riskli. Yani zaten verdiğiniz hiçbir şeyde ajan olarak, vitamin olarak herhangi bir risk yok. Ama diğer tarafta bir şeye fazla kaçırdığınız zaman öyle midir böyle midir? O yüzden bunlara tabii ki bilgiye ulaşıyoruz ama bilgiye ulaşırken de biraz o bilgiyi filtrelemek çok önemli diye düşünüyorum. Şüphesiz. Yani bu bilgi kirliliği şu anda korona için de geçerli, genel olarak da geçerli. Herkes istediği şeyi internete koyabiliyor. Yani orada bir şey yok. Bunun için ben 3 kural önerdim. Bu kanser yeni kitabımda da vurgulandı. Birincisi bu delil ne zaman yap? Bu delil demeyeyim pardon. Bu öneri, bu fikir ne zaman ortaya konuldu? Evet. Eğer 50 yıl önce konulmuşsa o zaman dersin ya tamam 50 yıl önce söylenmiş ama bugün için geçerli mi? Yani onu güncellemek lazım. O birincisi. İkincisi bu delil nerede yayınlandı?
birisi internete koydu mu, yoksa ciddi bir bilimsel dergide mi yayınlandı, hakemlerden geçerek? Bunun için biraz önceki bu VTA, VTA, beyin stimülasyon kansere karşı deneyini vurguladım ben. Çünkü en meşhur bilimsel dergide yayınlanmış. Evet. Şeyden geçti mi? Hakem, uzman hakemlerden geçti mi? Üçüncü de başkası tekrarladı mı? Tamam, sen benimle bir şey yapabiliriz ama başkası aynı deneyi yapıp aynı sonucu almamışsa onu da belli bir seviyede tutmak lazım. Onu da beklemek lazım. Yani bu başka birisi de bağımsız şekilde aynı bu fikri ve bu öneriyi, iddiayı neyse ispat etsin veya vurgulasın, aynı sonucu alsın. Bu bence yeterli kurallar bunlar. Bunlara okuduğunuz uyuyorsa o zaman ciddiye alabiliriz. Hocam, bizim sohbetimizin bugün sonu gelmeyecek ama en son bir soru sormak istiyorum. Bir sonraki sohbetimizde antikorlar, kanser, bir sonraki konuşmamızda şu anki durum nerede, tabii nerede olacak onu da bilmiyoruz. Söylediğiniz gibi konuşmamızın başında rakamlar, bu konuyla ilgili buluşlar an bir an değişiyor. Tabii sizin değerli fikirleriniz çok önemli. Ama en son şunu sormak istiyorum. İngiltere herd immunity ile başladı. İşte sürü bağışıklığı politikasıyla sonra hızlı bir şekilde değiştirdi. Şu anda London'un merkezindeki çok büyük Excel sergi salonu bir hastaneye çevrildi. Nightingale Hastanesi. Ve günde hastanede 4000'e kadar hasta bakımı yapılıyor. Yani zannedersem İngiltere genelinde bu tarz hastaneler artacak. Bu konuda sizden fikir almak istiyorum. Tamam, bu da neyi gösteriyor başta? Durumun ciddiyetini. Yani İngiltere dünyası, politika olsun, sağlık sistemi olsun, mesajı alınca ve ihtiyacı da görünce, bu kaybolmayacak olan ihtiyacı, hasta sayıları çoğalıyor, ölümler çoğalıyor, daha fazla hastane gerektiğini, yatak gerektiğini anlayınca değişik yerlerde özel hastaneler, özel derken, normal hastane olmayan binalarda hastaneye yapıldı. Bunların da bir tanesi Excel sergi alanı bu. Ve inanılmaz bir hızla, yani böyle Çin stili, Çin'de duyuyoruz ya, onlar da bir haftada, 10 günde bu sergi binası diyelim hastaneye döndürüldü. 4000 yatak kapasiteli, yani 4000 hasta yatırabilecek. Henüz bitmedi. Sanıyorum haftaya falan açıldı geçenlerde. Ama full kapasiteye geldiğinde 4000 hastaya yatırabilecek ki bu şekilde dünyanın en büyük hastanesi oluyor. 4000 yataklı. Dünyanın en büyük hastanesi. Öyle deniliyor. Ve arkasından şimdi değişik şehirlerde, sanıyorum bir sonraki Birmingham, Manchester'da da falan aynı pratik durum yaratılmak üzere. Evet. Hocam bu arada Imperial College'inde bu konuda demin de bahsettiniz, çok değerli araştırmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Öyle, yani bu modellemeyi yapan bu clampdown, karantinaya girme durumunu, sosyal uzaklaşmayı falan, bu politikaları oluşturan bizim epidemiolog arkadaşlarımız, yani devlet politikasını yürütüyorlar şu anda diyebiliriz. Tabii herkes, bu arkadaşlar da dahil, bunun ekonomik boyutundan da haberdarlar. Yani bir şeyi, bir toplumu kapatamazsınız evlerde. Evet. Ciddi domino gibi, biraz önce bahsettiğimiz gibi arkasından ekonomik sorunlar başlayacak. Zaten başladı bile. Yani perde arkası, o borç oluşturuluyor. Ama İngiltere'de şu anda bir korku var. Bakalım nereye varacak? İnsanların isyan etme den korkuluyor. Yani Cenab-ı Hak, ne kadar evde kapalı kalacaksın falan, bunu zaman gösterecek artık. Evet. Yani her şeyin bir bedeli var günün sonunda.
bu virüse karşı alınan tedbirlerin de bir bedeli, çeşitli boyutlarda bedelleri var. Belki de daha da çoğalacak. Evet. Ama hocam, pozitif şekilde düşünün, değil mi? Çok pozitif olmaktan, düşünmekten bahsettik. Bence pozitif olabiliriz. Tekrar dönelim Ayşegül müsaadenle. Yani bu durumun mantığı çok basit bence. Çok basit. Bir, uzak kalacaksın. Eve kapanacaksın değil. Gerçekten bir karantina gibi bir durum oluşturacaksın kendine. Bu durum çerçevesinde yaşayacaksın, alışverişin de içerisine alarak. Bir de sen korunabilirsin ama virüs etrafta dolaşıyor. Sana dokunur dokunmaz dokunur dokunmaz mı bilmediğin için kendini bir adım önde korunmuş şekilde, yani bağışıklık sistemini kuvvetli seviyede tutup o düşman diyebilirsek hazır olmalıyız. Bu iki şey bence şu an için bize yeterli. Hocam gerçekten söylediğiniz gibi pozitif mesajlar zaten benim bir haberci olarak yapmak istediğim ve hep altını çiziyorum, ruh, enerji ve akıl sağlığı üzerine çok çalışmalar yapan birisi olarak vermek istediğim mesaj aynen söylediğiniz gibi pozitif mesajlar. Çünkü sadece kendimiz birey olarak değil, bütün dünya bir süreçten geçiyor. Bu süreçten geçerken yapmamız gereken pozitif kalmak, merkeze kalmak, sizin gibi çok değerli bilim insanlarının verdiği bilgilerle farkındalığımızı yükselterek şu andaki süreci en zararsız şekilde geçirmek. Ama bununla birlikte bir sonraki konuşmamızda ben hocam bir yandan bir sürü not alıyorum. Soracağım yine sorular var, işte antikor olayları var, beslenme olayı var. Bu olayın biz bugün ilk etapta sağlıkla ilgili senaryoyu konuştuk. Ama arkasında refah düzeyi, sosyoekonomik senaryolar. Çünkü ben baştan beri diyorum, belki kelime olarak biraz sert bir kelime gibi olsa da sonuçta bir düşman ve bir düşmanla mücadele ediliyor şu anda, çünkü ilk A planı. Ama bunun arkasında her birimiz kendi içimizde ekonomik olarak, sosyal olarak bir takım değişikliklerden geçiyor olacağız. Yani bunları da ben sizinle bir sonraki konuşmamızda konuşmak isteyeceğim ama verdiğiniz reçete çok önemli. Verdiğiniz bu reçete, 5 maddelik reçete izleyenlerin günlük hayatlarına çok rahatlıkla entegre edebileceği yani en safe, en emin reçetelerden bir tanesi. Sevgili Profesör Mustafa Camgöz, bugün gerçekten çok değerli, çok müthiş bir konuşma yaptık. Bana kalsa sizinle akşama kadar konuşabilirim ama biliyorum çok yoğunsunuz, makale yazıyorsunuz. O yüzden fazla zamanınızı almak istemiyorum ama önümüzdeki günlerde belki hocam izleyicilerden sorularımızı alabiliriz. Çünkü eminim size çok soru sormak isteyen izleyicimiz de olacaktır. O zaman bir sonraki görüşmeye kadar şimdilik hoşça kalın diyorum ben size. Çok teşekkür ediyorum tüm halkımıza. Sağlıklı yaşamlar diliyorum. Sağ olun hocam.